Define ve Arkeoloji videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda da yine her zaman olduğu gibi sizler için özenle seçtiğimiz ve kendi bilgi ve tecrübelerimizden ve araştırmalarımızdan derlediğimiz çok önemli bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Türk şamanist mitolojisinde önemli bilgiler vereceğim. Haydi videomuza geçelim. Şamanizm, Türklerin en eski inançlarından birinin adıdır. Türk kültürünün gelişmesinde oldukça önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Gök Tanrı inancını benimseyen Türklerin günlük hayatlarında şamanist unsurların varlığının yer aldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra Türk topluluklarının yaşamış oldukları coğrafyalarda birçok kültürle etkileşim halinde olmaları sebebiyle oldukça zengin bir mitolojik geçmişe sahip olduğunu da görmekteyiz. Bu videoda Türk şamanist mitolojisinin ana unsurlarından olduğu düşünülen tanrı kavramı, gök tanrı inanç, tanrılar ve ruhlar konuları üzerinde durarak derlenen bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız. Mitoloji, mitolojinin kelime anlamı Yunanca mit kelimesinden türemiştir. Efsanevi olaylar ve kahramanların gerçeklik payı taşımayacak biçimde anlatılması mitoloji olarak tanımlanmıştır. Bir nevi mitoloji düşsel öğelerin öyküleme unsuruyla dile getirilmesiyle oluşmuştur. Mitoloji tarihsel kültürel geleneğe ait olan mit metinlerinin toplamından ibarettir. Milli edebiyatın ve tarihin içeriği mitoloji ile bağlantılıdır. Ayrıca semavi dinlerin başlangıç noktası da mitoloji ile alakalıdır. Mitolojik öğeler de yazılı kültürün içinde kendine yer edinerek günümüze değin yaşamaya devam etmiştir. Tarihin ve milli kültürün içerisinde başlangıç noktasını teşkil eden mitoloji halk kültürü ve yaşantısıyla sistemli bir bağ kurmuştur. Halk kültürü içerisinde yer alan hikayeler, folklor, bilmeceler, efsaneler ve diğer türlerin kaynağı mitolojidir. Türklerde mitoloji, Türk mitolojisi, Türklerin sahip olduğu tarih kadar geçmiş ve köklü bir yapıya sahiptir. Eski çağlardan beri Türkler arasında gelişerek devam eden kültürel yapı, kendine has mitolojik öğeleri de meydana getirmiştir. Yazılı ve görsel kaynaklar başta olmak üzere halk söylenceleri ve destanlar da önemli bir yere sahiptir. Türkler, çok eski çağlardan itibaren mitolojiyle kaynaşmış ve mitolojik varlıkları hayatlarına uyarlamış bir millettir. Türk mitolojisinin temelini Gök Tanrı oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak da Türk mitolojisinin tanrıcılık anlayışına bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Kurt, geyik, kartal, dolu tanesi, ağaç, ay ve yıldız, su, ışık, ateş, at, kırk sayısı, ok yay, mağara, yada taşı, Türk tarihindeki mitolojik öğelerden bazılarıdır. Günümüzde Türk mitolojisi hakkında bilgiyi gerek yazılı gerekse yazılı olmayan kaynaklardan elde etmek mümkündür. Kurgan, Balbal gibi arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkan eserlerden faydalanılabildiği gibi, ilk Türk yazıtları, destanları ve Orta Asya'dan Avrupa içlerine kadar yayılmış olan Türklerin kültürleri, Türk mitolojisi hakkında bilgi kaynağı olan diğer unsurlar olmuştur. Şamanizm, şamanizm ata ruhlarına ve doğa varlıklarına tapınmaya dayanan eski bir inançtır. Bunu ne zaman ortaya çıktığı, ne gibi değişikliklerden geçtiği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak eski çağ ve Çin kaynaklarından öğrenildiğine göre, şamanlığın önce Orta Asya Türkleri arasında yayıldığı anlaşılmaktadır. Bugün şamanizm diye adlandırılan geleneklerin, din adamlarını ifade etmek üzere kullanılan şaman kelimesinin etimolojik kökeni üzerinde de çok durulmuştur. Bu terimin Tunguzca'dan Rusça yolu ile Batı dünyasına geçtiği bilinmektedir. Aslen Sanskritçe'nin bir koluna bağlı olduğu sanılan kelimenin Hint-Avrupa dillerinden Toharca, Samane Budist rahip ve Soğutça'daki Saman transkripsiyonları keşfedilince bu terimin Hint-Avrupa menşeine dayandığı iddiası kuvvet kazanmıştır. Çünkü bu kelime Tunguzca'ya yabancı görünmekte ve şamanlığın güneyden kuzeye doğru yayılışında Budizmin tesiri sezilmektedir. Fakat Tunguzların komşuları ve Türk boylarından olan sahaları etkiledikleri de gerçektir. Bazı bilim insanları bu sözcüğün köken olarak Türkçedeki karşılığı kam sözcüğü ile fonetik bakımdan
aynı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Şamanizm ve eski Türk dini meselesiyle alakalı birçok bilim adamı ve araştırmacıların farklı görüşlere sahip olduğunu görmekteyiz. Bunlardan bazıları şamanizmi bir din olarak kabul görse de, bazı araştırmacılar şamanizmi din yerine bir kült olarak kabul etmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Orta Asya Türkleri arasında araştırma yapan V. Rodloff, V. Verbitsky, A. Anohin gibi Rusların tespitleri sonucunda eski Türk dininin ana vasfında şamanlık varmış gibi bir düşünce hasıl olmuştur. Araştırmacıların yanı sıra bu görüşü destekleyen bazı bilim adamları Mikhailovsky, Haruzin, Potapov, Alekseyev, Mudong Yan, Abdülkerim Rahman, Abdülkadir İnan, şamanizmi Türklerin orijinal dini olarak kabul ederler. Liu Xiong, Cilin Yeni Tezkiresi adlı eserinde şaman dini din değildir, genelde Tanrı'ya inanan inançların bir çeşidi, ona din olarak bakmak yanlıştır, diyor. Jean-Paul Roux, Hikmet Tanyu, Osman Turan gibi araştırmacılar ve bilim adamları şamanizmi bir din olarak değil, bir kült olarak kabul etmektedirler. Şamanizm hakkında böylesine farklı ayrımların nedeni muhtemeldir ki, şamanizmin çok farklı ve geniş coğrafyalarda farklı şekillerde uygulanması biçimidir. Şaman, kam. İlkel topluluklarda hekimlik, büyücülük, din adamlığı, şairlik gibi değişik özellikleri bünyesinde barındıran kişidir. Herkesin şaman olması mümkün değildir. Şamanlar seçilmiş insanlardır. Bunlar nadiren soylarında kam şaman bulunmayanlar arasından seçilir. Her şeyden önce şamanın kolaylıkla vecde ve istirak haline geçebilecek karaktere sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle şamanlar genellikle toplumdan uzak duran kişiler arasından çıkar. Çeşitli araştırmacılar şamanlık belirtilerinin özellikle ergenliğe geçiş evresinde başladığını belirtir. Gerçeküstü varlıklar görme, sık sık baş dönmesi ve bayılmanın meydana gelmesi, ruhsal ve bedensel acılara maruz kalma, sinirli olma, yemeden içmeden kesilme, insanların yaşadığı yerlerden uzaklaşma, ruhlarla ve öteki alemlerden varlıklarla konuşma, sürekli düşünceli bir halde olma gibi davranış biçimleri şaman olacak kişide gözlenen belirtilerdir. Şaman çeşitli işleri gerçekleştirmek üzere esrik bir yolculuğa çıkmadan önce bir tören düzenlemek durumundadır. Bu yolculuk esnasında göğe çıkılır ya da yer altına inilir ve şamana kartal, ördek, kaz, kuş, geyik, at, ayı, kurt gibi çeşitli hayvanlar yardımcı olur. Şaman bunların yardımıyla ya da onların biçimine bürünerek gökyüzüne çıkıp tanrılardan, ruhlardan ya da gök tanrıdan ya da ülgenden gerekli şeyleri alır ve insanların yardımına koşar ve isteklerine çare bulmaya çalışır. Şamanın kendisine yardımcı malzemelerinden biri de üzerinde çeşitli unsurların ve hayvan kalıntılarının bulunduğu şaman elbisesidir. Bu elbise onun esrik yolculuğu sırasında biçim değiştirme yeteneğine sahip olduğuna işaret etmektedir. Elbise şamanın hizmet ettiği ruhun isteğine ve en ince ayrıntılarına kadar yaptığı tarife göre dikilir ve aksesuarları temin edilir. Elbise hazır olduktan sonra manyak takdis etme töreniyle ruhların incelenmesine sunulur. Genellikle deriden olan elbise düğmesiz ve önü açık olarak dikilmiştir. Kışın bir gömlek üzerine, yazın da çıplak beden üzerine giyilir. Deri kemer ya da kuşak kullanılır. Elbise üzerinde çeşitli simgesel anlamları olan motifler ya da şekiller kullanılır. Şamanın yer altına, iniş ya da gökyüzüne yükseliş törenlerinde davulun çoğunlukla kullanılması gereken bir araç olduğunu görüyoruz. Bundan başka tanrıya ya da ruhlara kurban sunma, bir evi kötü ruhlardan temizleme ya da ölünün ruhunu ölüler dünyasına götürme gibi amaçlarla yapılan şamanlık seanslarında, davulun ruhlarla ilişkiye girmek, kötü ruhları korkutmak gibi amaçlarla kullanıldığını tespit edebiliyoruz. Ayrıca davul sesinin ritmi ve bu sesin alçalıp yükselmesiyle ayinin gidişatını izleyicilere aktarmak, vecid durumuna geçmeyi kolaylaştırmak gibi amaçlarla da kullanılmıştır. Hayvan başlı bir asa, kaseler, vecde geçmeyi kolaylaştırıcı ve çoğu uyuşturucu nitelikteki maddelerin ya da bitki yapraklarının bulunduğu kaplar, yeri geldiğinde kullanılmak üzere
doğal ortamdan temin edilmiş taş, çakıl taşı, sopa ve benzeri maddeler şamanın kullandığı diğer eşyalar arasında sayılabilir. Ancak uyuşturucu madde ve bitkileri kullanma oranı diğer şamanist topluluklara göre Türk topluluklarında çok daha azdır. Şamanist tanrılar ve ruhlar. Tanrı kavramı. Türk mitolojisinde pek çok tanrı ve ruh vardır. Ancak bunlarla ilgili çok ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Bu konudaki bilgiler farklı Türk kavimlerine göre değişmekte, bunlar arasında anlaşılmaz ya da çelişik ifadeler bulunmaktadır. Bugün kullandığımız tanrı sözcüğü, İslamiyet'teki Allah kavramıyla birleşip yeni bir anlam kazanmıştır. Aslında tanrı sözcüğü, eski Türkçe'de Tengri sözcüğünden gelmekte ve bu sözcük çeşitli Türk topluluklarında birbirinden küçük farklarla kullanılmaktadır. Türklerde tanrı tasavvuru gök, yer, su, atalar formülüyle ifade ettiğimiz çeşitli kültlerle birlikte karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle erken devirde tek bir Türk dini ile karşı karşıya olmadığımızı söyleyebiliriz. Türklerin din anlayışları, kavimlerin gösterdiği toplumsal yapı değişiklikleri nedeniyle zamana ve yere bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Buna ek olarak, devletin din anlayışıyla halkın din anlayışı arasında zaman zaman uçurumlar ortaya çıkmıştır. Nitekim, İslamiyet öncesinde şamanizmin yanında gök tanrı inancından da söz edebiliriz. Bunlara ek olarak yer tanrıdan ve tanrısal nitelikler taşıyan ruhlardan da bahsedilir. 10. yüzyılın ilk çeyreğinde Oğuzlar arasından geçen İbni Fadlan, Oğuzların zorda kaldıklarında Müslümanlara yakınlık duydukları için başlarını göğe kaldırarak bir tanrı dediklerini bildirmektedir. Türklerde din mefhumu gök, yer, su, atalar formülüne uygun olarak şekillenmiş olduğunu daha önce belirtmiştik. Bu Türkler, İslamiyet'le ilk karşılaştıkları zamanlarda da böyleydi. Nitekim İbni Fadlan seyahatnamesinde Oğuzlarda atalar kültüne işaret eden şu ifadelere de yer vermektedir. Hiçbir şeye ibadet etmezler. Aksine büyüklerine Rab, Allah derler. Evet, çok değerli define ve arkeoloji ailesi. Bir dahaki videomuzda bu videomuzun devamı niteliğinde paylaşacağımız göksel tanrılar ve ruhlardan bahsedeceğiz. Şimdilik hoşça kalın ve şansınız açık olsun.